Evet, Recai Aksu bekliyor bizi. Bakın, bizim gazetelerimiz yazmadı. Yani böyle bir haberi Türkiye'deki gazeteler bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesinin uçağını düşürmesi. İHA'sı SİHA'sı havada duran, uçan ve silahlı bir düşürmesi büyük yankı uyandırdı. Ama bizde maalesef haber değeri bile olmadı. Bazı gazeteler vardı, bazı gazeteler hiç görmediler bile. Recai Aksu, bir de bir ikinci önemli konu daha var. Fransa'da bir toplantı var. Önemli bir toplantı. Bu Avrupa Siyasi Topluluğu. Sadece Aliyev ve Ergenekon katılmadı. Erdoğan katılmadı pardon. Aliyev ve Erdoğan katılmadılar bu İspanya'da, toplantıya. İspanya'da 40'tan fazla ülke Granada'da, katıldı. evet. 40'tan fazla ülke katıldı. Evet. Oradaki şeyleri, tepkileri de alacağız ama önce Avrupa basını nasıl gördü Recai bu olayı? Valla şimdi sen biraz önce söyledin. Bu arada Özdemir abiye buradan ben de selam söyleyeyim. Saygılar sunuyorum Özdemir abiye gerçekten. Evet, yani senin bu söylediğin çok önemli. Aslında siyah hadisesi diye başlıklar atılıyor Avrupa medyasında. Yani hadise diye ifade ettiği özellikle ilginçtir bu. Türkiye'nin hadise dediğini anlatıyor. Türk-Amerikan ilişkiler tarihinde özellikle 5 Ekim 2023 siyah hadisesinin yaşandığı gün olarak kayda geçecek deniyor haberlerde. ABD'nin ilk kez, yani çok açık bir şekilde, bir NATO müttefikinin hava aracını hedef aldığı olayla ilgili yanıt bekleyen pek çok soru işareti olduğunu söylüyorlar. Ankara'nın uzun süre sessiz kaldığını söylüyorlar ki bunu sen de dile getirdin. Evet. Yani Türkiye yerel saatiyle 11.40'da Perşembe günü gerçekleşiyor. Amerikan 16 F-16 savaş uçakları tarafından vurulan düşerek SİHA ile ilgili. Yani Pentagon sözcüsünün açıklamaları var ve senin de ifade ettiğin gibi Ankara 24 saatten uzun bir süre sessiz kalıyor. Bir tek kelime etmiyor. Uluslararası basın bunu çok ciddi ve son dakika, özellikle de ABD ilk kez bir NATO müttefikini uçağını vurdu başlıklarıyla son dakika haberleri olarak veriliyor bu sevgili Namık. Çok açık bir şekilde dünya genelinde de büyük bir yankı uyandırdı ama yani Türkiye'deki diğer, ya düşün yani, Bizi medyada bir tek örtmeye haber yok da çalışıyorlar, senin söylediğin kapatmaya gibi. çalışıyorlar. Evet, aynen. Bu arada da AKP iktidarı yakınıyla bilinen Türk basınındaki konuyla ilgili herhangi bir haberin yer almaması da dikkat çekti, haberleriyle veriyorlar. Yani bu ayrıntıya da değiniyorlar ve veriyorlar. Ve aynı zamanda tabii bu söz konusu hadise diye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Söz konusu hadise olarak diye ifade ediliyor ki yani bu dikkat çekici bir ifade olduğunu söylüyor ve Ankara aşırı önemli bir olay olarak görmediği ifade ediliyor. Bu Evet, arada evet. ABD'nin de Ankara'nın uyarısına SİHA uyarısıyla mı karşılık verdiği ifadeleri var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması sonrasında geldi bu, özellikle Ankara'ya sen uzak dur yanıtımı vermek istediği sorularını soruyor Avrupa medyası. Bu çok çok önemli. Bu arada Türkiye'nin batı açılımı zorda mı deniyor? Ve aslında aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Washington pişmanlık falan ifade etmiyor. Değerlendirmelerinde bulunuyorlar sevgili Namık Koçak. Bu çok çok önemli. Böyle de görmek lazım. Ki O daha önce konuları biz ciddiye aldıkları. tabii daha önce biz yaşadık. Daha önce biz yaşadık benzer bir olayı. Hatırlayacaksın 34 askerimiz şehit düştü. Suriye'de bir Rus hava saldırısı, uçakların hava saldırısı sonucunda. Orada da Ruslar pek öyle çok özür de dilemediler. Pardon dediler ama özür de dilemediler. Çünkü Türk askerleri olmamaları gereken yerdeydiler. Bizim de onların orada olduğundan haberimiz yoktu ve bombaladık dediler. Yani bu kadar basit ve 34 canımız gitti orada. Bugün gene aynı Evet. benzer bir olayı yaşadık. Can kaybı yok ama itibar kaybı var, prestij kaybı var. Yani bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesinin uçağını vurması var. Çok ciddiye alınmış bir durum. Avrupa medyası, yani dünya medyası, sadece Avrupa'da değil dünya medyası, yani buna çok önem veriyor. Son dakika gelişmesi olarak değerlendiriliyor ve ilk kez yani ABD'nin bir NATO müttefikini, yani birlikte olduğu bir müttefik Türkiye'nin uçağını vurması öyle değerlendiriliyor. Evet, biraz önce sen söyledin sevgili Namık. 40'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet liderleri Avrupa siyasi topluluğunun 3. buluşması kapsamında İspanya'nın işte Granada'da bir araya geldiler. Yani burada aslında Dağlık Karabağ meselesi dahil yanı sıra bunun ABD'nin nasıl ve ne zaman genişleyeceği soruları var. Tabii bu Avrupa medyasında da bu geniş bir şekilde yer alıyor. Kör olmayalım diyor. Sen defalarca dile getirmiştin. Kopenhag kriterleri Türkiye'nin Evet. Avrupa Birliği'ne girebilmesi için değerlendirmeleri yapılıyor. Valla Avrupalılar da öyle diyor. Örneğin Belçika'da yayınlanan Leko gazetesi şöyle bir yorum yapmış ki doğru. Kimi aday ülkeler diyor Avrupa standartlarından pek uzağında diyor. Mesela bu ülkelerin bazılarında
yolsuzluğun aldığı boyutu görmezden gelemeyiz diyor ki sen defalarca yolsuzlukları dile getirmiş bir gazeteci. Organize suç örgütleri sıralamasında Avrupa'da birinci Türkiye. Çok utanç verici bir durum. Aynen. Aynen senin söylediğin gibi. Aynen diyorlar ki açık konuşalım diyorlar. Müşterek kuralları içe sayan ülkeler katiyen işte kabul edilemez. AB'ye uyum sağlayamayanlar ancak seyirci olabilir yorumları yapılıyor ki bu açık bir şekilde. Bu arada tabii yine değerlendirmeler var. İspanya'da bir gazete değerlendiriyor bunu. El Periodo de Catalunya gazetesi değerlendiriyor. Diyor ki yani Türkiye'de tecrübe ettik diyor biz bunu diyor. Ukrayna'daki müzakereler bir yıl başlama ısrarı diyor. AB'ye göre diyor tüm üyelerin mutabık kalmasını gerektiren bir takvimle çalışıyor ve Türkiye'de de diyor özellikle Türkiye'nin de tecrübe ettiği üzere diyor müzakerelere başlamak bir başarı garantisi sunmuyor. Hani başladı tamam işte Avrupa Birliği alacağız. Böyle bir durum yok diyor. Gerçekten burada yapılan tartışmalarda özellikle Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in çok açık bir şekilde şunu sormuş, liderlere de soruyor ve onların yanıtlarını istiyor. Diyor ki gelecekte ne yapmak istiyoruz diyor. Birlikte nasıl karar vereceğiz? Gelecekte girişimler için nasıl ödeme yapacağız vesaire deniyor. Yani güven tabii vermeyen bir ülke imajı var diyor. Öyle mi? Güven vermeyen aynen, ülke aynen. imajı. Aynen yani sorulara yanıt aranıyor ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de diyor ki yani biri AB'ye katılmak için yıllardır bekleyen Batı Balkanlar ve savaş nedeniyle yıldırım hızıyla aday ülke statüsü verilen Ukrayna ve Moldova bir diğeri de diyor özellikle Türkiye'den bahsediliyor. Çok önemli bir konu bu. Müzakerelerin askıya alındığı Türkiye hakkında olmak üzere iki ayrı rapor hazırlanacak diyor. Bunu Charles Michel söylüyor Avrupa Konseyi Başkanı çok açık bir şekilde. Ve şunu da diyor AB liderleri Brüksel'de yapılacak Ekim zirvesinde yeniden konuyu tartışacaklar. Bu tartışmaların ışığında örneğin Borrell rapora son şeklini vereceği ifade ediliyor ve son olarak da Aralık zirvesinde geliştirme konusunda karar verileceği evet, de açık bir şekilde dile getiriliyor. Önemli konulardan bir tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması. Bu konuda epeyce bir uyarı geldi Türkiye'ye. Bu toplantıda görüşülür mü yoksa Aralık'taki toplantıya mı kalır? Valla bundan sonraki süreç içerisinde zaten bugüne kadar Türkiye dinlemedi senin de ifade ettiğin gibi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymadı. Osman Kavala davası, Selahattin Demirtaş davası daha birçok karar ve uygulanmıyor. Ve halen cezaevinde insanlar adeta esir alınmış durumda kabul etmek lazım. Hele Türkiye'nin imza attığı anlaşmalar bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yani kabul etmiştir. Onu kabul etmek zorundadır Türkiye ama bir türlü kabul etmiyor. Bunun adı nedir? Yorumunu yani izleyicilere evet. bırakalım. Yani bu nasıl bir ülke olduğumuzu da değerlendirmek lazım. Tabii bu arada yani şeyi de söyleyelim. Bu toplantıya özellikle Avrupa Konseyi Başkanı Frans Charles'ın açıklamaları var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ve Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi ve AB'nin arabuluculuğunda özellikle bu Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Başbakanı'nı bir araya getirmek istiyorlardı Aliyev'i. Tabii bu olmadı. Ama bu arada iki tarafı da yeniden çağırmışlar. Ama ayrı bir görüşme olsun. Fransa'yı istemiyor biliyorsun Azerbaycan. Onunla birlikte masaya oturmayı AB'ye karşı olmadığını açıklıyorlar. Bunu da buradan söylemiş olalım ama şunu da belirtelim. Bununla ilgili bu toplantıda Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir açıklaması var. Kendisine sorular soruluyor. Neden işte siz mi engellediniz? Türkiye'nin katılması konusunda bir veto var mı? Siz mi yaptınız bunu? Niye çağırmadınız falan diyor. Macron da diyor ki yani bir veto olmadığını Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmamasından üzüntü duyduğunu, bunun kararını diyor kendileri verdiler. Yani benimle pek ilgisi yok diyor. Böyle bir açıklama olduğunda bunu da söyleyelim sevgili Namık Koçak. Bir zamanlar Sisi var diye yemeğe gitmemişti. Masada Sisi de oturuyor diye. Şimdi yani orada Macron var diye gitmiyor. Yarın ne olacağını da yani herhalde sizin takdirinize bırakıyoruz evet, değerli yani izleyiciler. Yani böyle bir şekilde, yok meyip büyük laf söylememek gerekiyor. Yani bu ama diyor yani Macron diyor ki onların tamamını diyor kendilerinin seçimi diyor. Benimle pek bir ilgisi yok diyor. Bu neden katılmadıklarını açıklama görevi de kendilerine ait diyor. Yani AKP Genel Başkanı, evet. Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin yanıt vermesini istiyor. Bunu da söyleyelim. Bu arada sevgili Namık Koçak, ülkedeki, Türkiye'deki enflasyon biliniyor ama Avrupa'ya ilişkin bu enflasyon rakamları da var tabii. Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğinde söylemiş olalım. Euro bölgesinde yıllık enflasyonun Eylül ayında yıllık bazda %4,3'e gerilediğini söyleyelim. Almanya'da bir önceki ay %6,14 olan yıllık enflasyonun Eylül ayında %4,3'e gerilediğinde belirtmiş olalım. Yani
Bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Ya evet, bizde devletin tahmini 60'lar 65'ler düşünün. Daha TÜİK'in tahminleri 65'ler 70'ler. Gerçek enflasyonu düşünün artık. %4'ler Avrupa'da. Evet yani Avrupa bizi kıskanıyor bitmiş, zaten. Seni bitmiş de hep... bizi kıskanan Avrupa ne halde görüyorsunuz. Evet yani çok kötü durumda oldukları da senin de ifadenle belli zaten ne olduğu da belli onu da söyleyelim. Bu arada bir internet raporu var Friedrich Maus'un Türkiye özgür değil diye 2023 internette özgürlük raporuna göre Türkiye'de internet özgürlüğü giderek azaldığı özgürlükler konusunda 100 üzerinden 30 puan verilmiş Türkiye'ye. Olmayan ülkeler. Özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer almış. Bu açıkça söyleyelim. Geçen yıl Ekim ayında yürürlüğe giren dezenformasyon yasasını da değiniliyor bu raporda. Bu yasanın muhalif siyasetçiler ve gazetecilerin susturulması için kullanıldığı çok açık bir şekilde sansürün yaygın olduğu ve çok sayıda makale ile sosyal medya paylaşımının engellendiği belirtiliyor bu raporda ki Türkiye erişim önündeki engeller başlığında 25 üzerinden 12 puan almış, içerik sınırlamaları başlığında 35 üzerinden 10 puan almış ve kullanıcı hakları ihlallerinde de 40 üzerinden 8 puan. Bu kadar ihlal olmuş. Yani aslında bu kadar net bir şekilde de söylemek lazım, bunu da ifade etmek lazım. Yani bu arada özellikle Türkiye'deki telekomünikasyon alanı düzenlemekle ve denetlemekten sorumlu. Senin de bildiğin gibi Bilgi Teknolojileri evet. ve İletişim Kurumu'nun BTK'nın çalışmalarına da değiniliyor raporda ve bu kurumun özel bir bütçeye sahip olduğu, üyelerinin hükümet tarafından atandığı ve karar alma süreçlerinde şeffaf olmadığı ifade ediliyor. Bu çok önemli. Yani birçok içeriye de engel getirildiği de ifade ediliyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Gerçekten çok önemli. Bu arada sevgili Namık Koçak, bu pestisit deniyor. Bu Türkiye'de pestisit kalıntısında ABD ilk sıradaymışız. Hani izleyicilerimizin bilmesi açısından kimyasal maddelerden bahsediyoruz. Bu yasaklı pestisitler ihracatta ortaya çıkıyor. Gıdalarda özellikle. Avrupa Birliği. Evet yani bu en çok Türkiye'den gelen sebze ve meyvede var. Ve çok yasaklama getiriliyor bununla ilgili. Bunu da söyleyelim ki halkın sağlığı gerçekten önemli. Buna ve o geri dönenler gerekiyor. Burada satılıyor. Yani Avrupa'nın sokmadıklarını evet, Türkiye'de rahat rahat pazara verebiliyorlar. Ya tarım zehirlerinin kullanımında son 10 yılda %40 artış var Türkiye'de bu. Ve düşün Avrupa Birliği'nde ilk sırada bu kalıntılar. Yani bunu da söylemiş olalım. Tabii göçmenlerle ilgili de ilginç gelişmeler var. Sevgili Namık Koçak önemli bir yer tutuyor. Yani düzensiz göçü engelleyebilmek için Çekya, Polonya ve Avusturya'dan Slovakya sınırında geçici kontrollerin başlamasının ardından Slovakya'da da Macaristan sınırında kontrolleri sıklaştırdılar. Bunu söylemiş olalım. Bu çok çok önemli ve anlaşamadılar. Avrupa Birliği liderleri genişleme ve göç konusunda gerçekten bunu da söyleyelim. Yani üye devletler çok farklı değerlendiriliyor. Gene Türkiye üzerinden mi? Yani Türkiye mi koruyacak gene onları? Evet. Yani evet çok açık bir şekilde zaten karar aldılar. Türkiye, Tunus ve Libya'ya daha fazla maddi yardım paraları verelim. Türkiye'de kalsınlar. Tabii paraların nerelere gittiği sorusu da... Acaba oralara mı gidiyor? Soru. Tabii. Oralara mı gidiyor? Bu da ayrı bir yani diyor yeni göç anlaşması yapalım diyorlar. Şimdi düşün özellikle düzensiz göçle derhal ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve özellikle de düzensiz göçmenlerin geri dönüşümlerinin dönüşlerin yoğunlaştırılması ihtiyacını anlatılıyor bu yeni yasa. Bu bağlamda da Türkiye'ye, Libya'ya ve Tunus'a göçmenlerin geri çevrilmesi için öngörülenden daha fazla maddi yardım yapılması öngörülüyor. Yani sen tut diyor. Problemi sen yaşa diyor. Sen belirle. Ben parasını vereyim. Parayı verelim. O kadar gelmesin diyor. Bu kadar basit. Yani bunu da açık bir şekilde dile getirelim. Bu çok çok önemli. Bu arada tabii modeller arıyorlar Avrupa Birliği üyeleri. Acaba nasıl sığınmacılara karşı nasıl caydırıcılık yapabiliriz diye. Ama şunu da söyleyelim. Bütün bunların sorumluları da Avrupa ülkeleri. ABD başta olmak üzere. Bunu da kabul edelim. Yani Orta Doğu'yu kan gölüne çevirenlerin evet. de kimler olduğunu herkes biliyor. Bu arada ilginç bir gelişme var Avrupa medyasında sevgili Namık Koçak. Pakistan'da tüm yabancı göçmenlere 1 Kasım'a kadar ülkeyi terk edin talimatı verildi. Enteresan. İlginç 1 Kasım'a Enteresan. Kadar. Pakistan'da 2 milyona yakın yasa dışı göçmeni sınır dışı etmek için belirlediği bir aylık süreye bir süre var. Ve buna da Birleşmiş Milletler tepki gösteriyor. Ve bakan var özellikle İşleri Bakanı Zahid Bukti'nin açıklamaları var. 1 Kasım öncesinde diyor gönüllü olarak ülkeyi terk edin dediğinde söylemiş olalım. Onlar da öyle bir çözüm arıyorlar. Bununla ilgili bu göçlerle ilgili
Afgan diye bir fotoğraf var arkadaşlar. Ekrana getirebilirsek İran'a her gün 10 bin Afgan mülteci geliyormuş. İran'a 10 bin Afgan mülteci her gün. Ve 10 bin Afgan mülteci İran'ı boydan boya geçip sonra Türkiye'ye giriyor. Sonra Türkiye'ye giriyor. Günde 10 bin tane giriyor. Bizimkiler sokaklarda her gün yok 70 tane toplandı. Orada 40 tane mülteci toplandı. İşte iade edilecek. Ya 10 bin. Hadi 5 bini İran'da kalsın. 5 bini Türkiye'ye geçsin. Her gün bu. Her gün. Ve bunlar yani bu senin yabancı çok... yayın organlarından alınmış bir haber. Ama çok önemli bu söylediğin. Yani şimdi açık bir şekilde. Bu arada Pakistan hükümeti yani önlemleri arasında açık. Belgesiz göçmenlere, ihbar edenlere ödül verecek. Ödül. Açık bir şekilde. Bakan diyor ki bu bakan, İşleri Bakanı Zafrat Bukti'nin açıklaması evet. Pakistan'daki. Diyor ki hükümetin diyor özellikle belgesiz göçmenlerin mal ve mülklerine el koymayı planladığını ve bu durumda olan göçmenlerle ilgili bilgi verecek vatandaşları ödüllendirmek için de özel bir telefon hattı kuracağını açıkladı. Canım, yani Pakistan bundan böyle bir önlem alıyor. Çok tabii. Çekti. Ta 69-70'lerden beri Peşaver bölgesi Pakistan'ın kontrolünden çıktı. Göçmenlerin, Afgan göçmenlerin merkezi oldu. Yani orası bir küçük Afganistan olmuştu Peşaver. Kendi ekonomilerini oluşturmuşlardı orada. Artık onların da cehennemde canına tak dedi artık. Ama bizimkilerin daha umurunda evet, değil. Evet, aynen senin söylediğin gibi. Evet tabii bu arada tabii adalet dediğimiz zaman düşünmek lazım. Ülkede adalet var mı? Genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ'ın suçsuz yere, haksız yere, hukuksuz yere cezaevinde kalması, ceza verilmesi. Bunu da izleyicilerimiz değerlendirsinler. Evet, ama evet. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye dolandırıcılık ve tanığa müdahale suçlaması getirildi. Bu vay, ilginç. Vay, vay. Dün sabah saat 9.40 sularında Paris'teki mahkemeye giden Nicolas Sarkozy'ye iki kez tanık, ifade değiştirme ve organize bir çete içinde dolandırıcılık yapmak üzere komple kurmakla suçlandığı tebliğ edildi. Tebliğ evet. Bir eski cumhurbaşkanına. Bir gün yani memleketimizde de hukuk işleyecek. Cumhurbaşkanı Sarkozy. Süremiz de doluyor. Bir son cümle alayım. Evet, çok önemli dediğin. Evet, o zaman şöyle diyelim. Kısaca ben bir geçeyim istersen. Cemal Khashoggi cinayetinin unutuldu mu? Avrupa medyasında bu tartışılıyor, yorumlar yapılıyor. Ama ülkelerin de çıkarları uğruna her şeyi yaptıklarını, para uğruna her şeyi yaptığını, Suudi Arabistan'la ilişki kurduklarını açık bir şekilde de söylüyorlar. Yani özellikle Biden biliyorsun tehdit etmişti. O da en son biçimiyle geri döndü. Para, çıkar, her şeyin üstünde ve önünde geliyor. Bu arada Hitler'in de olduğu evinin ne olacağı tartışmaları var. O da ilginç biliyorsun milyonlarca evet. insanın katledildiği bir yer. Burada bir de şey var özellikle doğduğu bir granit Avusturya'da, var. Viyana'da. Evet granit bir anıt taşı var Viyana'da çok doğru. Üzerinde yontulmuş yazıtta barış, özgürlük ve demokrasi için bir daha asla faşizme geçit yok yazıyor. Milyonlarca ölü ihtar ediyor yazıyor. İşte onlar da bizim için önemli olduğunu, özellikle de oranın Nazilerin ziyaretgahı haline gelmemeli açıklamaları yapıyor ki burada bir film yapıcısının evet. açıklamasını özellikle söylemek istiyorum sevgili Namık Koçak. Diyor ki film yapmıştı Günter Schweiger, diyor ki burayı bir polis karakoluna dönüştürmek tamamen yanlış. Bu mesaj diyor nasyonal sosyalizm kurbanlarının yüzüne atılmış bir tokat olur diyor. Yani kurbanları yani öldürülenlere hakarettir diyor. Bunu yapmayın diyor. Bunu da söylemiş olalım. Recai kısa çok teşekkür olayım. Ediyorum. Zamanımız kaldı. Çok teşekkür ediyorum evet. Recai. Tekrar görüşeceğiz. Evet bugün programın sonuna geldik. Yarın Hüsnü Mali ile birlikteyiz. Görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyoruz.